Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone olayısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Aynı zamanda ana sayfaya girip videolara tıkladığınızda bütün videoları sırasıyla bulabilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere benim çok beğendiğim bir motif örneği var. Bunu anlatacağım. Beyaz altın başak maxi ipim. Tığımda 2 numara 1.75 milimetre. Bu tığla ya da 9 numara 1.15 milimetrelik tığla yapıyorum. İkisine de uyuyor aslında. Bu tığ biraz daha hafiften kalın. Örülüşü, videoda gösterişi daha kolay. Şimdi başlayalım isterseniz. 6 tane zincir çekiyoruz başlamak için. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çekiyoruz. İlk zincirin içine girerek şöyle küçük bir birleştirip bir yuvarlak elde ediyoruz. Buradan 3 tane zincirle yukarıya çıkıyoruz. 3 zincir birinci trabzanımız. Sonra boşluğun içine batıyoruz. 1, 2, 3 ile çıkarak buraya 12 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi 3 tane zincir birinci trabzanımızda. 2 tane daha yaptım. 3. Zincirle beraber sayıyoruz. 4. 5. Bu artan ipi de gezdiriyorum etrafında, gizliyorum trabzanların altına. Evet, 6 oldu. 7. 8. 9. 10, 11 ve 12. Evet, 12 tane trabzanız tamam. Şimdi ilk trabzanın tepesine batıyorum. Zincirin daha doğrusu. Şu şekilde birleştiriyorum. Buradan şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığımı bir kez doladım. Sıradaki trabzanın hemen sağındaki boşluktan, bakın trabzanın tepesine batmıyoruz. Her bir trabzanın sağındaki boşluktan girip tığımızı alttan doğru geçiriyoruz. Trabzanın solundan çıkartıyoruz. Ve bir tane trabzan yapıyoruz şöyle. Aynı şekilde önce bir, sonra iki iki çekerek. İki tane zincir. Bir sonraki trabzanı yine aynı şekilde sağındaki boşluktan girip solundaki boşluktan çıkıyoruz. 1, 2, 3. 2 zincir, bir doladık. Yine aynı şekilde sağından girdim, solundan çıktım. Altta 12 tane trabzanımız vardı zaten. Hepsinin üzerine bu işlemi yapıyoruz. Yine 12 tane trabzanımız olacak. Aralarda 2 tane zincir olacak. İki zincir, sağından girdim, solundan çıktım. Tepesine batmıyorum trabzanların. Böyle kabartmalı bir motif gibi duruyor. Güzel duruyor yapmak isteyenler için. Tabi birleştirerek istediğinizi yapabilirsiniz. Süsleme amaçlı kullanabilirsiniz. Nerede dilerseniz. Örülüş şekli gösteriyorum ben sizlere sadece. İki zincir. Tekrar bir trabzan daha. 2 zincir. Son trabzanın üzerine geldik. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oldu. 2 tane zincir çekiyorum. Şurada çektiğimiz zincirin üçüncüsüne batarak birleştirdim. Evet, bu şekilde bir görüntümüz olacak en başta. Şimdi hemen ilk boşluğa ipimizi taşıyoruz bu şekilde. 3 tane zincir çekiyoruz. Tığ bir kez doladım. Tekrar buraya batıyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Ve 3 tane zincir. Bir kez doladım.
Aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. Şu şekilde. Önce 1, sonra 2 alıp tığda bekletiyorum. Tekrar 1 doladım. 1, 2. Hepsini birlikte kapatıyorum. Tığımı doladım. Diğer boşluğa geçiyorum. Buraya da aynı şekilde 1, 2 çektim, bıraktım. Tekrar doladım. 1, 2 çektim ve 3 ilmeği birlikte topladım. Şimdi 3 tane zincir. Bir doladık. Yine aynı boşluğa. Aslında her boşluğa böyle 4 tane trabzan yapmış oluyoruz. 2 bir kapatıyoruz. Tekrar 2 kapatıyoruz. Arada 3 tane zincirimiz oluyor. 2 tane yaptık, kapattık. 3 zincir çektik. Tekrar 1 2 kapattım. Şimdi zincir çekmeden diğerine geçiyorum. 1 2 3 ilmeği birden çekiyorum, kapatıyorum. Evet, şimdi 3 tane zincir. Aynı boşluğa yine 2 tane trabzan. Kapattım. Diğerine geçtim. 1 2 kapattım. 1 2 3 zincir. Tekrar 1 2 trabzan. Kapattım. Diğerine geçtim. Diğer boşluğa 1 2 trabzan. Kapattım. 1 2 3 zincir. Tekrar 2 trabzan daha. 3 ilmeği çektim, kapattım. Evet. Şimdi bu şekilde dolananın başlangıç noktasına kadar gelelim arkadaşlar. Evet, başlangıç noktasına kadar geldim şimdi. Son boşluğa da yine 2 tane trabzan yaptım, topladım. Burada yine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum birleştirirken. Pardon. Ve aynı boşluğa 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2. Kapatıyorum hepsini. Şurada ilk yaptığımız 2 tane trabzanın tepe noktasına batarak birleştiriyorum. Şimdi hemen sıradaki boşluğa 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Tığımı 2 defa dolayıp alt sırada yaptığımız şu sıradaki trabzanların üzerine batarak çalışacağız şimdi. 2 defa doladım. Bakın buradaki sıradaki trabzanın sağından girip solundaki boşluktan çıkıyorum. İlmeğimi buradan aldım. Bir, önce bir ilmek aldım. Sonra ikiye şöyle göstereyim. İki, iki alarak çıkıyorum. Sonra buradaki sıradaki diğer boşluğa geçiyorum. Dört tane sık iğne yapıyorum. İki, üç, dört. Tekrar tığımı 2 defa doladım. Bu sefer buradaki trabzan üzerine, buraya yaptık. Şimdi buradaki trabzan üzerine alttan giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2 alarak çıkıyorum. Dörtlü trabzan yapıyoruz yani. Diğer boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane sık iğne. Tığımı 2 defa dolayıp alttaki her birine sırayla batıyoruz. Burada atlamadan sıradaki trabzanın üzerine giriyoruz. 1 2 3 4 de çıkıyoruz. Bir sonrakine 1 2 3 4 tane sık iğne. 1 2 defa dolayıp alttaki sıradaki trabzanı yine altından doğru geçiriyorum tığımı.
1, 2, 3, 4. Dörtlü bir trabzan yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde dolanıyoruz. Her 3 zincir çektiğimiz boşluğa 4 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra tığımızı 2 defa dolayıp alttaki trabzanların böyle altından doğru geçerek şöyle tekrar göstereyim. Bir tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört. İki defa doladım. Sıradaki trabzan. Bir, iki, üç, dört. Sıradaki boşluğa girdim. Bir, iki, üç, dört tane sık iğne. Evet, bu sırayı da arkadaşlar bu şekilde dolanalım. Başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, yine sona geldim. Komple sık iğne yaptık. Buradaki böyle çizgiler oluşacak. Sona geldim. İlk yaptığımız sık iğnenin şöyle üzerine batıyorum. Birleştiriyorum. Buradakine de böyle üstten battık. Şu en son trabzanı yapıyoruz. Buradaki sık iğneyi birleştiriyoruz. Şimdi birleştirdikten sonra arkadaşlar, evet, bir sık iğne ilerleyin. Tam birleştirdiğimiz yer, bir dakika, şurayı bir daha birleştirelim. Evet, şuradaki sık iğneye batalım. Bir gerisine batmışım. Şöyle birleştirdim. Şimdi bir, iki, pardon, iki. İki tane zincir çekiyoruz. Tığ bir kez doladım. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. Üçünü birden çekiyorum. İki zincir. Tığımı doladım. Bir sonraki sık iğneye giriyorum. Üçünü birden çekiyorum. Bu yalancı sık iğne dediğimiz sık iğne. İki zincir. Bir sonraki sık iğneye giriyorum. Yine tığ doluyorum. Tığ dolamayı unutmayalım. Üçünü birden çekiyorum. Şöyle üç tane boşluk oluşturuyoruz burada. Tekrar şimdi tığ doluyoruz. Şurada yaptığımız, bakın, 3 tane boşluğu oluşturduk. Son sık iğne yaptık. Şurada yaptığımız bu dörtlü trabzanın arasına gireceğiz. Tığ yine bir kez doluyorum. Buradaki trabzanın altından doğru giriyorum. İlmeğimi aldım. Üçünü birden çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyoruz buradan. Sonra geliyoruz. Buraya atlıyoruz. Buradaki trabzanın tam tepesine batıyoruz. Bir tane, pardon, şöyle yapıyoruz. Yine tığımızı doluyoruz. Buradaki trabzanın altından giriyoruz. Üzerinden ipi alıp tekrar bir yalancı sık iğne yapıyoruz. Evet, şimdi şurada 4 tane sık iğnemiz var. Bakın, ilk sık iğnenin üzerine, evet, şu dolamayı unutuyorum. Dolamayı unutmayalım. Bir doladım. İlk sık iğnenin üzerine bir sık iğne yaptım. 2 tane zincir. Tekrar doladık. Sırayla her bir sık iğnenin üzerine bir sık iğne. 2 tane zincir. Tığımı bir kez dolayıp sık iğnenin üzerine batıyorum. Tığdaki 3 ilmeği birden çekiyoruz burada. Tekrar 2 zincir. Bir doladık. Bir sonrakine geldim. Buraya da üçünü birden çektim. Yine 3 tane boşluk oluşturduk. Şurada da 7 zincirimiz var. Tekrar şimdi tığ doluyoruz. Şuradaki bu uzun trabzanların hepsinin içine bu şekilde giriyoruz. Girdik. Yine 3 ilmeği birden aldık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir. Tekrar tığımı doladım. Bir sonrakine alttan giriyorum. 3 ilmeği birden çekiyorum. Tekrar doladım. Hemen ilk sık iğnenin tepesine batıyoruz burada.
Yine 3 ilmeğimizi alıyoruz. 2 zincir. Yani bir tanesinde böyle 3 tane boşluk oluşturuyoruz. Diğerinde 7 zincir çekiyoruz. Diğerine geçiyoruz. Burada da 3 zincir, tekrar 7 zincir. Şimdi tekrar 3 boşluk yapacağız. 2 zincir çektim. Tekrar çekelim şunu. 2 zincir. Bir sonraki sık iğneye tığ dolayarak girip 3 ilmek alıyoruz. 2 zincir. 2. boşluk. 2 zincir. 3. boşluk. Tığ doladık. Alttaki uzun trabzanın altından doğru girdik. Tekrar bir sık iğne. Tığ doladık. Buradaki ilk sık iğnenin tepesine batıyoruz. Bir sık iğne. 2 zincir. Pardon, burada özür diliyorum. 7 zincirle geçeceğiz. Bir tanesinde 3 boşluk, bir tanesinde 7 zincir yapıyoruz demiştim. Şimdi burayı tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Tığ doladık. Uzun trabzanın altından giriyoruz. Hepsini birlikte çekerek kapatıyoruz. Tığ doladık. İlk sık iğnenin üzerine 1 sık iğne, 2 zincir. Tekrar bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne, 2 zincir ve tekrar bir sık iğne yapıyorum. Burada da 3 tane boşluk oluşturdum. Tekrar tığ doladım. Uzun trabzanın altından girdik. Bir sık iğne. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir, tığ doladık, uzun trabzanın altından giriyoruz, bir sık iğne. Evet, şimdi başlangıç noktasına kadar bu şekilde geliyoruz. Evet, tekrar sona geldim arkadaşlar. Bakın, sonuna geldiğimizde de 7 zincirle bitirmemiz lazım. 7 tane zincir çekiyoruz. Burada bir tane daha, bakın, uzun trabzanımız var. Tığımızı dolayıp yine bunun da aynı şekilde altından girip sık iğne yapıyorum. Şöyle ipimizi yürütüyoruz. Hemen bir sonraki sık iğnenin içine girdim. Şimdi 3 tane boşluğumuz vardı burada. İlk boşluğun içine ipimi getiriyorum bu şekilde. 1, 2, 2 tane zincir. Tığ bir kez dolayıp bir sonraki boşluğun içine giriyoruz. Yine 3 ilmeği birlikte alıyoruz. 2 zincir, tığ doladık. Bir sonraki boşluğa giriyoruz. 3'ünü birlikte alıyoruz. Böyle 2 tane boşluk oluşturuyoruz. Tekrar doladım. Şimdi 7 zincir çektiğimiz boşluğun içine giriyoruz. Bir sık iğne. Yine 3'ünü birlikte alarak. Tekrar doladım. Bir tane daha sık iğne. 2 tane bu şekilde sık iğne. Şimdi bir kez tığımı dolayıp ikili trabzan yapıyorum. 2, 2 çekiyorum. Tekrar bir kez doladım. 2, 2 çektim. İkili, 2 tane ikili trabzan. Şimdi tekrar bir kez doladım. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alarak. Ve 1, 2, 3, 4 tane zincir. Son yaptığımız trabzanın tepesinden doğru giriyoruz bu şekilde. İlmeği alıyoruz. Tığdaki ilmekten geçiriyoruz. Şimdi tığımızı doladık. Şurada yaptığımızın tam tersini bu tarafa da yapıyoruz. Bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir. Yine tığ bir kez dolayarak. Bunu farklı yapan arkadaşlar var. Tığ iki kez dolayıp üçlü trabzan yapanlar var. Tamamen el alışkanlığı aslında bu. İki tane ikili trabzan yapıyorum şimdi. İki, iki. Tekrar doladım. 2 ilmek, 2 ilmek alıyorum. İkili trabzan. Sonra yine tığımı doladım.
Bu sefer çakma sık iğne dediğimiz 3 ilmeği birlikte çekerek 1 tekrar 2. Evet. Şöyle bir kenar oluşturuyoruz burada. Şimdi geçiyoruz. 3 tane boşluğumuz var burada. Yine tığımızı bir kez doladık. İlk boşluğun içine sık iğne yaparak geçiyoruz. Böyle çakma sık iğne ile. 2 zincir. 1 doladım. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Yine aynı şekilde bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir. Tığımı doladım. Bir sonraki boşluğa tekrar bir sık iğne. Burayı da yine aynı burada çalıştığımız gibi çalışıyoruz. Buradan direkt tığı dolayıp boşluğun içine geçiyoruz. 1 2 2 tane çakma sık iğne. 2 tane ikili trabzan. 1 2 Şimdi bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Burada bir pipirik yapıyorum. Tepeden batıyorum. İlmeği alıp diğer ilmekten geçirdim. Bir doladım. Şimdi tekrar bir tane üçlü trabzan. 2 tane ikili trabzan. 1 2 ve 2 tane çakma sık iğne dediğimiz sık iğnemiz 1 2 Evet. Bu şekilde etrafını dolanıyoruz arkadaşlar. Şimdi tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar. Burayı da tamamladım. Sona geldim. Şimdi sona geldiğimizde son 2 tane sık iğne yaptım. Burada şu başladığımız noktaya bakın. Şuradaki ilk boşluğun dibine batarak, şuraya batarak şöyle bir sık iğne yapacağım. Evet, bitirişi böyle mi yapayım? Karar veremedim. Yok, böyle yapmayacağım. Öyle yapmayalım. Direkt tam ipi taşıdığımız noktaya batalım. Olmadı çünkü öbürü. Şurada birleştirelim. Şurada ipi taşıdıktan sonra şu sıraya başlarken ipi taşıdıktan sonra buraya bir sık iğne yaparak başlarsak şuradaki aynı dokuyu kazanırız. Ben orada ipi taşıdım. Direkt zincir çekerek şuraya bir sık iğne yaptım. Onun için orada şöyle bir çıkıntı olabilir. Ama çok da bariz bir çıkıntı yok aslında. Oraya bir sık iğne yaparak başlarsanız arkadaşlar daha güzel olur. Şöyle bir kez daha getiriyorum ben şimdi oradaki girintiyi yok etmek için. Evet, bir tane zincir çektim. Ve kesiyorum ipimi. Evet, motifimiz bu şekilde arkadaşlar. Şuradan da iplerimizi gizleyeceğiz tabii ki. Bunun için daha ince bir tığ kullanırsak daha rahat çalışırız. Şöyle arkasından motifin sık iğnelerin arasından birkaç ilmek gezdirirseniz daha sağlam olur bunlar. Şunu zaten gizledik. Ortadaki tamamen kesiyorum. Burası arka görüntüsü. Bakın. Burası da ön görüntüsü. Yine buna buradaki pipiriklerden birleştirerek arkadaşlar birçok ürün yapabilirsiniz. Yuvarlak yapabilirsiniz. Baklava dilimi şeklinde yapabilirsiniz. Bluzlarda, şallarda kullanabilirsiniz. Daha farklı ipler kullanarak da yapabilirsiniz. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük modelimiz bu kadar diyorum. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim tabii ki. Daha güzel modellerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, hoşça kalın dedim ama şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Şimdi bunu ütülerken ben yerleştiriyorum. Ütü masasına ya da altına daha kalın bir şey koyabilirsiniz. Şöyle şuralardan bakın,
buralardan iğneleyerek şuradaki boşluklardan da şu şekilde iğneleyerek ütüleyip daha kalıp gibi durmasını sağlıyorum. Onu da söylemiş olayım sizlere. Evet, şimdilik hoşça kalın tekrardan.